Bir hafta aradan sonra Arka Bahçe'den sevgiler efendim. Bugün tiyatro konuşacağız. Tiyatronun içerisinde gerçekten bütün unsurların zaman zaman ruhumuza hitap ettiğini biliyoruz. Ama gülmecenin yeri farklı. Ve tabii gülmece deyince de Avustralya'da bu konunun üstadlarından ve yıllarını bu konuya vermiş olan Yaman Tüzcet geliyor akla. Ve tabii ki Yaman Tüzcet bugün konuğum. Hoş geldin sevgili Yaman. Hoş bulduk Erin, nasılsın? Vallahi seni gördüm daha iyi oldum. Şimdi yoldaki insanlar seni gördüğü zaman abi anlat bir şeyler diyorlar zaman zaman değil mi? Türkiye'de daha çok oluyor bu. Burada beni görenler, tanıyanlar görünce önce bir şaşırıyor, abi o sen misin diyor. Ondan sonra da tabii gülüyor ama o gülme şaşkınlıkları yavaş bir şeyden dolayı değişti. Şimdi gülmüyorlar. Niye gülmüyorlar biliyor musun? Ben hayatımda ilk defa komedi dışında bir kötü adam oynadım. Kurtlar Vadisi diye bir dizide. Evet, izledim. Gene konuk başrol tabii. Bir de bu işte bir milli maç vardı. Bir daha oynadı. İşte bir önceki şey bir daha 4 kere üst üste de oynadı. Kötü adam oynadım. Şimdi eskiden beni görünce hani o var ya diyenler mesela işte yok Sosyete Şaban'da yok dizilerde hep komedi. Görenler şimdi vay be abi diyor. Sen diyor nasıl diyor, ha, ne biçim öldün diyor. Öldün değil mi programı? Bir de çok matraktı tabii. Ben bir bölüm başrol için kötü adam oynadım orada. Fakat oyunumu çok beğenmişler. Telefon ettiler. Dediler ki bir sonraki bölümde de sizi istiyoruz. Deyince ben şaşırdım. Dedim o oynadığım bölümün sonunda ben öldüm. Deyince dedi abi sen ne diyorsun, biz çok adamı dirilttik, boş ver sen gel. Orası başka bir dünya. Yani. Evet. Şimdi benim seninle alakalı bir anekdotum var. Bunu ilk kez anlatıyorum. Sevgili izleyiciler, yabancı yok, Arka Bahçe'deyiz. Sabahın altısı, Ovrun sokaklarında yürüyorum, simit almaya gidiyorum. Gazeteyi çıkarıyoruz o zamanlar. Evet. Aynı zamanda televizyon yapmaya başlamıştık ki ilk yıllarda da seninle beraber çok güzel programlar ürettik. Benim açımdan keyifliydi. Çocuğun bir tanesi de sallana sallana böyle kahveden çıkmış geliyor. Belli ki kaybetmiş yani. Evet. Ama beni gördü. Abi dedi seni her hafta seyrediyoruz Yaman Tüzcet abi dedi ya. Yemin ediyorum. Çok güzel ama bunun benzerleri. Hava yemin ediyorum. Yaman ama abi seni her hafta seyrediyoruz dedi Yaman Tüzcet abi dedi. Yani şimdi hoş bir şey tabii. Benziyor bana yakıştı. Ya abi bilmiyorum o oralar... çocuk benzetse ne güzel bir şey. Türkiye'de şeyler oldu mesela. Bitişik masadaki biri ondan sonra bizim masadaki birileriyle konuşmaya başladı falan. Bir işte... Yaman Tüzcet lafı geçti hatırlamıyorum. Böyle meyhanedeyiz galiba. Ben dedi Yaman Tüzcet'i çok dedi yakından tanırım dedi. Ondan sonra bana anlatmaya başladı. Güzel. Bir gün dedi biz dedi onları çok kıyak delikanlıdır dedi. Bir girdik dedi 8 kişiyle kavga ettik dedi. Yaman abiyle dedi. Onda çok yakın arkadaşımdır dedi falan. Güzel, bana ama yakın duruyorsun. Bana bana anlattı. Oluyor bunlar sadece benim değil. Böyle bazı öbür arkadaşlarım evet. Da başında evet. Geçmiş. Şimdi sevgili Yaman. Kaç yıl oldu geleli Avustralya'ya? Bu gelişim mi? Yok yok. Evet birkaç geliş var ama. Yani ilk geldiğin, ilk bu topraklara geldiğim, ayak bastığın. O zaman işte 1900 bu Türkiye'deki Kenan Evren darbesinden birkaç ay önce geldi. Yani 79. O şey, Kenan Evren deyince resim yapıyordu. O şey ressam. Ressam ha. Evet. Büyük ressam. Darbe mi yaptı? Tabii darbe yaptı. Hatta Picasso'nun tablosunu görünce bunu ben de yaparım. Demiş yani bunu aynı çok iyi. Sanat. Çünkü sanat. Picasso böyle bir şey sanat yapıyor. Sanat herkese açık. Sanat herkese açık. Efendim şimdi şöyle o yıllarda demek geldim. 79'un sonunda geldim. Evet. Sonra ama yavaş. 7 yıl kalıp gittim. Ah canım. Sonra 16 yıl hiç gelmedim. İşte 12-13 yıl önce geldim. Fakat her tiyatro sezonunda Türkiye'ye gittim. Oyunlarımı oynadım, dizilerimde oynadım, çalışmalarımı yürüttüm. 6 ay orada, 6 ay burada. Öyle gidiyor ama bu sene gideceğim de biraz geç bir aylığına gideceğim. Evet. Orada oynamaya gitmeyeceğim. Evet. Çünkü tiyatronun durumları pek iyi değil, evet. Biraz karışık memleket. Kendisi tiyatro oldu. Hayırlı olsun. Şimdi, evet memleket için her şey hayırlı olsun. Üzüntülü şeyler var. Evet. Sevgili Yaman, zaman zaman programlara konuk oldun ve gerçekten beni onurlandırdın. Estağfurullah. Buraya geldiğinde... Böyle küçük kliplerle seni
bir reklamını ve reklam çalışmasını bulduk, çıkardık. Programlar içerisinde bizde sana ait çok bölüm var. Şimdi az sonra sevgili izleyicilerle bir kez daha paylaşacağız. Ancak o bölüm sevgili Mehmet İçbudağ'ın yaptığı, hatırlar mısın? Evet, selam olsun Mehmet. Evet. Eğer izliyorsa. Şimdi Rockhampton'da. Değerli. Öyle Rockhampton'da mi? Sanat yapıyor. Çok çok selam. Buradan sanat yapıyor, böyle güzel tabaklar içine dönerler falan. Bayağı o da bir sanatçı oldu. Gel, çok severiz. Sen de ben sanatçı de çok severiz. Ruhludur zaten. Sanatçı ruhludur. Evet sevgili Mehmet İçbudağ'ı da anarak, böylelikle ona selam göndererek şey diyoruz. O reklama bir minicik gireyim mi bu araya? Neyse, tanıtmışlar seni ve orada bak tanıdık yüzler var. Bakalım. Öyle yapalım mı? Öyle birlikte yapalım. İzleyelim. Birlikte izleyelim. Ya Eşber amcacığım, sen bakma bu pot bileleye ya. Değerli tiyatro severler, ülkemizin sevilen komedi sanatçısı Yaman Tüzcet yepyeni bir tiyatro oyunuyla Avustralya'ya geliyor. Yaman abi hoş geldin. Hanımlar beyler, Yaman Tüzcet, alkışlayalım. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Tiyatro sanatçısı, yazar, karikatürist, ressam Yaman Tüzcet bizlerle birlikte. Gerçekten çok keyifli. Yahu ne ünlüler, ne güzel insanlar o reklamda yer almış. Ya işte çok azı tabii de, çünkü Evet. Televizyon çok popüler. Oynamadığımız tiyatro kalmadı. Oynamadığımız ustalar karşılıklı, bizden büyükler, akranlar vesaire. Fakat televizyon tabii çok geniş kitlelere hitap ediyor. Şöyle bir baktım da tekrarlarıyla beraber 1000'in üzerinde programda görülmüşüm. Muhteşem. Yayınlanmış. Muhteşem. Evet, pek kimse tanımıyordu. Kurtlar Vadisi'nden sonra yolda vay abi amma delikanlıymış. O demek falan. Ki tabii Türkiye'nin ilgisi Kurtlar Vadisi'ne çok büyüktü. Kurtlar Vadisi'yle meşhur oldu. Herkes Polat gibi geziyor. Farkında mısın? Bir dönem. Evet. Yani herkesin kendine bir Polat durumu var. Ve Kurtlar İdol Vadisi'nde mu? Aktör yok. Hı. Böyle bir tane alıyorlar arada. Hı. Hep figürasyondan gelen tip, böyle bozuk ölecek falan diye. Şey tipler. Aktörler ölecekler. Yaşasın istiyoruz. Ölecek diye sevgili izleyiciler. Çünkü çok öldü. Yani bilmiyorum kaç kişi öldü orada. Hep. Türkiye'nin gayri safi milli hasılası. Nüfusun yarısı her bölümde. Evet. Ben oraya seyretmedim. Harcadım. Hiçbirini. Benimki hariç. Vallahi seyretmedim. Efendim şimdi tabii ya, sanatçısınız. Bu bir profesyonelizm değil mi? Ya, tabii yani çağrılırsın. Çağrılan yere pek hoş erinme. Baktığım, hoş baktığım bir dizi değil. Bir tek Evet. Hayatımda ilk defa kötü adam oynamak istedim. Yoksa Kemal Sunal'la da oynadık. Yani birçok filmlerim var ya. Evet. Bir tane sevgili film. Yaman, buraya bir ara vereceğiz. Verelim. Ondan abi. Sonra reklama gideceğiz. Para lazım. Kurtlar Vadisi'ni çekeceğiz. Harika. Sevgili izleyiciler, kısa bir ara veriyoruz. Bizden ayrılmayın. Tekrar Yaman Tüzcet'le stüdyoda birlikte olacağız. Efendim kısa bir reklam arasından sonra tekrar Yaman Tüzcet'le birlikteyiz. Sevgili Yaman, o kadar çok şey var ki konuşacak. Tabii oyunun başında, pardon abi, yani programın başında. Estağfurullah. Programın başında seni sevgili izleyicilere çok yönlü kişiliğinden notları iletmedim. Ama istedim ki onlar tanıyanlar tanıyor ama program içerisinde biraz da konuştuklarımızla ortaya çıksın. Çünkü biliyorum yazarlık var, kitaplar var. Evet. Karikatüristik var zaten, evet. Çünkü sanıyorum ilk bu komik anlayışa da, çünkü çok spontan bir şey değil mi karikatüristik? Evet. Evet. O böyle geçtin. İlk hayatın ilk dönemlerinde karikatür var. Evet. Arkasından seslendirme var. Evet. Sinema var. Evet. Tiyatro var. Evet. Ne yok? Vallahi bilmem. İşte bir kötü adam yoktu. Orada ilave. Onu da yaptı. Evet. Şimdi tabii orada pek çok anı var bırakıp geldiğin. Yani o anılar bir yerlerde duruyor ve sen onları zaman zaman bizim de hoşlanmamız için, bizim için de indirip raflardan anlatıyorsun. Geçen akşam çok hoş anılar dinledim senden. Gerçekten de o akşam etkilendim. Böyle ilk akla gelen ilk güzel anılar, özellikle sanat dünyasından böyle birazcık o günlere dönelim istiyorum. Şimdi o anıları ben topladım. Şöyle kalın bir kitap oldu. Onu mu okuyun onu, diyorsunuz? Hayır. Yani o kitap Mitos Boyut yayınlarından yayınlandı. Bir aktörün serüvenleri. Tabii onun dışında çok daha vardı ama ben o seçtiklerimi topladım. Mesela şu anda bu sürpriz oldu. Bana önceden söyleseydin biraz kapalı toplardım. Arka bahçe mi? Ama bu arka bahçe. Mesela
Münir abiyle, Münir Özkul'la mesela bir oyunda oynuyoruz. Münir Özkul'la 2 sene çalıştım tiyatrosunda. Muhteşem bir şeydi tabii. General Çöpçatan zamanı, sonra da turnesi. Münir abiyle anlatayım 2 tane küçük anıyı. Harika. Bir tanesi filmden Tepebaşı'nda Özgen Çay Bahçesi vardır. Onun kapalı yerinde çekim var. Gırgırıye filmlerinden biri. Neyse ara oldu. Çıktık şeyle dışarı Münir abiyle. Orada bir çay içen çok kerli ferli bir adam. Dedi ki Münir Bey dedi buyurun dedi çayımızı için dedi. Güneşli bir kış günü. Neyse oturduk bize çay söyledi falan. Münir abi çıkardı bir sigara yaktı. Ondan sonra sigarayı içiyor falan. Münir Bey dedi hala içiyorsunuz dedi. Bırakın artık dedi bu sigarayı. İyi bir şey değil dedi. Ben de içiyordum bıraktım dedi. Münir abi dedi ki ne kadar oldu bırakalı beyefendi dedi. Vallahi dedi 13 sene 7 ay 37 35 gün oldu neyse. Ay, senesi. Saati verecek yani. Münir abi dedi ki beyefendi siz bırakamamışsınız dedi daha ya. Bırakamıyorum. Evet gerçekten. Şimdi onu da ne diyelim? Allah uzun ömür versin. Tabii tabii. Gayet de güzelmiş durum. Gayet bazen böyle spekülatif şeyler geliyor, çıkıyor. Falan. Yok yok. Yani kızıyla devamlı ben irtibatlıyım. Evet. Babam iyi diyordu. Şimdi Sosyete Şaban. Sosyete Şaban'ı da bulduk. Ay. Sosyete Şaban'dan bir bölüm girelim mi buraya? Girelim. İyi ki o film oynamış. Orada bir dans öğretmeni rolünü oynadım. Kemal dedi ki bana sanki malum olmuş. Kimler var? Hemen Kemal Sunal var. Şimdi başrolleri işte herkes var orada. Süleyman Turan, işte Hayri Caner var. Sayamıyorum şu anda isimlerini. Evet. Birçok oyuncular var. Kemal var. Ölümlü Dünya dedi. Gel de şurada bir rol var şunu oyna da dedi. Bir anımız kalsın dedi vallahi. Yani sanki şey malum hani ölümün olmuş gece gibi. Falan öyle bir, ama çok da erken. Bir yani. Anı kaldı orada. Çok zor şartlarla. Ben dans hocası oynuyorum. Bir yere kalın yünlü halı koymuşlar ya. Adım etmenin. Ben izledim. Çok oyunculardan biri kalkarken halıya takıldı. Yani olacak. Ya düşse herhalde kesmezler. Kartal Tibet yönetmen. Bir de filmin bir türlü montajı bitmiyor ki. Dublaj. Ben filmlerinde hep kendim konuşurum. Yani özellikle kendim konuşmak isterim. İstemem mi? Burada değil. Çünkü bir türlü biletimi almışım. Avustralya'ya döneceğim. Ve bir türlü bitmek bilmiyor. Banyosu, montajı falan. Ben dedim kalmam gidiyorum. Mehmet Ali Erbil konuştu. Allah'tan Mehmet Ali Erbil konuştu. Çünkü bu dublajın güzel, en iyilerinden. Evet. Bu araya girecek. İstersen onu şöyle bir pasaj geçelim. İzleyici de sanıyorum. Sevinirim. O sahneyi güzeldi. Zevkle orada izleyecek. Orada Türkiye'nin en güzel dediğin gibi evet, oyuncularını da görecektir. Çok hoş. İşte bunlar güzel olanlar. Yaman. Evet. Yani bunları yaşatmak da evet. İşte bizlerin de katkısıyla sanıyorum mümkün insanımızın da isteğiyle. Efendim hemen bir veteremiz var. Sosyete Şaban. Dans dersimize valsle başlıyoruz. Vals, 3-4'lük ritm içinde yapılan, insanların kelebekler gibi döndüğü romantik bir dans türüdür. Evet, şimdi benim adımlarıma dikkat edin. Lütfen adımlarıma dikkat edin. Evet, müzik. Ah, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, kelebekler gibi 1-2-3, 1-2-3, 1-2-3, nasıl, beğendiniz mi? Beğendim. Güzel, şimdi gelin bir de beraber deneyelim. Evet, yo böyle değil, yo çok dik duracaksınız, evet tıpkı benim gibi dik duracaksınız. Böyle mi? Evet, şimdi çok güzel oldu. Şimdi ben bir erkeğim, siz de kızsınız, tamam mı? Yo, oynamıyor. Rica ederim, sözün gelişi söyledim. Şimdi şöyle yapacağız efendim, elinizi elime verin lütfen. Şu elinizi de omzuma koyun, şimdi başlayabiliriz. 1-2-3, kelebekler gibi 1-2-3, 1-2-3, oh 1-2-3, ah 1-2-3. Dönüyoruz 1-2-3, dönelim 1-2-3, uçarak 1-2-3. Çok güzel, gerçekten çok güzel, başaracaksınız. Şimdi ben kızım, siz
Erkeksiniz. Ha, bu iyi oldu işte. Aa, beğendiniz mi? Beğendim. Şimdi tutun elimi, bunu da belime sarın lütfen. Tamam, başlayalım. Başlayalım mı? Başlayalım. Uçuyoruz. Fevkalade çok güzel, başaracaksınız. Çok güzel. Hadi uçurun beni. Uçurayım. Uçurun, harika. Hadi dönelim. Dönelim. Dönüyorum. Kelebekler. Ben daha hızlı dönerim. Hafif hafif, uçarak. Bir dakika. Kelebekler gibi. Bir dakika, çok döndürmeyin lütfen. Niye? Başım dönüyor. Dönsün, iyi gelir. Bir dakika, benim tansiyonum var. Düzelir, bir şey kalmaz. Şimdi aklıma geldi. Fazla döndürmeyin beni. Yetmez, daha dönerim. Bir dakika, başım dönüyor galiba. Hayır, dönüyorum. Ben fena oluyorum. Gidiyorum. Ali, ne güzel dans ediyorum değil mi? Hmm. Bak, dayanamadı, bayıldı. Abi çok güldüm ben. Yani o orada Kemal Sunal gerçekten valsi öğrenmiş orada. Yani orada öğrendiğini görüyoruz, geliştiğini görüyoruz. Yani böyle rahmetli bir ağaç gibi duruyor. Yani çok güzel bir oyunculuk. Evet. Yani oyunculuk. Şimdi mu? Orada bir ikilem var. Ha. İkilem şu. Hem yapamıyor'yu oynuyor ama benim oyunumu engelliyor. Dönmüyor. Dönmüyor, dönemiyor. Haklı. Mahsus dönmüyor. Yani ki o köylüye dönemiyor. Ha. Halbuki ben de onu dönemiyorum. Yani iyi olmuyor aslında. Çok ince bir iş bizim meslek. Ama millet o kadar ya. İyi bir olsun, millet gülsün ama biz en iyisini yapmaya mecburuz. Ben çok titizimdir. Bu konudaki senin hassasiyetini biliyoruz. Sevgili izleyiciler, ilk yıllarda televizyona başladığımda 2005 yılıydı ve Yaman Tüzcet'le bir program yapmıştık. Vizyon. Evet. Hatırlarsan yukarıda. Evet. İşte Seda, başka konuklar da vardı. Ben de anımsayamıyorum. Evet. Orada dakikalarca kamera açılarını, orada ses düzenini, tabii ustamız olduğu için de ses düzenini öğretmiş bir anlamda. Oradaki arkadaşlara gerçekten o titizliğini göstermişti. Yararı da oldu. O öğrendiklerimizle de devam etmeye çalışıyoruz. Ben de televizyoncu değilim. Yani sonradan oldum. Hepimiz sonradan oldum. Evet. Anadan doğma mı oluyor? Hani çıktı bu adam, direkt televizyon adamı. Yok, yok. O bizden bir kısmet yok. Efendim şimdi devam ediyoruz. Tabii Yaman Tüzcet'in bundan böyle Avustralya'daki çalışmaları, hedefleri veya bize neler anlatacak, neler paylaşacak, onlara son bölümde değinmek istiyorum. Sevgili Yaman, tabii bu arada hani her başarılı erkeğin arkasında bir hanım vardır. Her başarısız kadının önünde de bir erkek vardır. Yani inanan yani, için söylüyorum. Inanıyorum. Şaka tabii. Evet. Aslında bir paylaşımdır hayat. Tabii. Gülnur da, eşine de bir parantez açmak istiyorum. Gerçekten katkısı var. Çok. İyi bir tiyatrocu, iyi bir oyuncu. Çok. Aynı zamanda iktisat uzmanı. Anlatayım. Şimdi şöyle yapalım. Yine buraya bir ara verelim. Üçüncü bölümün başında dilersen sana bir sürprizimiz var. Peki. Bunu söylemedim. Daha önce yaptığımız programlarda bir oyun. Evet. Söylemeyeyim. O oyundan pasajlar ve biraz da o oyuna katılanların görüşlerini derledik. Söz Gündür'den de açılmışken onunla beraber paylaştığınız sahneden bir görüntü. Gerçekten haberim yok. Yok. Biliyorum. Haberin olmadığını. Hani yani var ya bazı oyunla, yaparlar ya. Numara yaparlar yok, ya. Yok. Aa yok. Öyle mi falan diye aslında. Evet, yok. Gerçekten. Bizde değil. Yok o. Şimdi sevgili izleyiciler, ikinci bölümde sonuna geldik. Zaman akıp geçiyor Yaman Tüzcet'le. Ve biliyorum ki son derece keyif alıyorsunuz. Üçüncü bölümün başında derlediğimiz o küçük VTR'yle açacağız programı efendim. Bizden ayrılmayın. Leonardo'nun vincini gördünüz mü? Ne oluyor? Sakin ol üstüne insanım. Hediye buluyorum. Gidelim. Neden olacak şimdi evden? Manyak herifin cebisi noy gibi çıktı. Ha, manyak mı var bende? Vardı, doktora gittim, geçtim. Hangi doktora gittin? Doktor Yaşar'a gittim. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok iyiydi. Böyle bir olanak olduğu için çok mutluyum. Kameradan gelmem benim için hiç önemli değil. Tiyatroyu, yani tiyatroda olmak benim için çok ayrıcalıklı bir şey. Yaman Tüzcet'i gazeteden tanıyordum zaten. İzliyordum. Çok beğendiğim bir sanatçıydı. Onu izlemek fırsatını bulduğum için de çok mutluyum. Şimdi rahatladı beni. Ben çekiyorum ablanım seni. Bana bak, beauty. Şu gardolabın üzerindeki valizlerden orta koy, bir tane valiz çıkar. Ben seyahate gidiyorum, ona eşyalarımı koyacağım. Öyle bir hazırlık yapacağım, hemen koş getir. Olur mu yavrum? Hadi bak. Getireyim mi? Peki. Getir biz daha.
Ne bekliyorsun be? Eskiden selam verirdin, şimdi vermiyorsun. Şimdi ben başka hatuna selam vermeye gidiyorum. Ne haber? Aç koynunu, boş olsun. Şey, ben ilk kez geliyorum tiyatroya. Hele ki Avustralya'da. Çok hoşuma gitti yani. Çevrenize söyleyecek misiniz böyle bir şeyle eğlendim? Tabii ya, evet söylerim. Evet. Çok güzeldi. Çok hoşlandım. Bir dahaki sefer inşallah yine gelirim. Evet. Sürpriz de böyle. Harika. Evet. Değişen fazla bir şey yok. Sende hiçbir değişiklik yok. Ah canım. Ama oradaki şeyler var. Amatör arkadaşlar var. Onların emekleri de çok. Güzel, oyunda güzel. O kadar profesyonel oluyor. İşte burada emek vermeye çalışıyoruz. Şimdi ben burada tiyatro yapacağım kaldığım sürece. Yani demek ki gelecek senenin sezonuna kadar çok vaktim var. Burada. Buraya ben Avustralya'ya ilk geldiğimde Avustralya'dan Avustralyalı bir Melbourne'da bir tiyatro Melbourne'a geldim. Bir tiyatro etnik oyuncular arıyor. Öyle bir oyun yazmışlar. Xenophobia. Rock musical. Ve Real Life. Sonra dünya listelerinde Send Me An Angel diye bir şarkısı meşhur oldu. Onlar da orkestrası var. Koreografı var falan. Oradaki başrollerden birini bana verdiler. Tabii ki etnik roller olduğu için benim aksanımla uyuyor. İki sezon oynadı. Çok tuttu. Bir sezon Playbox tiyatrosunda, bir sezon işte turnesinde oynadı. Arkasından iki Avustralya tiyatrosundan daha bir tanesi Aristofanes'in Barış'ını oynadık. Orada işte normal bir roldü. Çünkü birincisi başrollerden biri. Sonra bir oyun daha oynadık. Far From Myself. Başka bir prodüksiyondu. Filmler falan hep Avustralyalılarla çalıştım. Bu ara sonra şimdi bu gelişimde bir de işte 3-5-8 sene önceki senin gösterdiğin filmlerin dışında burada Türklere tiyatro yapıyorum artık. Önümüzde çok özenle yazdığım bir oyun var. İthal Damat. İthal Damat harika olacak ve İthal Damat'a iki oyuncu arıyorum ben. Yani iki bir kadın bir buyurun, erkek. Buyurun. 20-25 yaş arası veya o yaşta gösteren bir kız bir erkek iki oyuncu. Buyursunlar gelsinler. Profesyonel olarak da çalışsınlar. Amatör iseler gelsinler. Onları ben yetiştireyim. Ve bu prodüksiyonda Türkiye'den İstanbul Yaman Tüzce Tiyatrosu'nda onların da rolü olsun. İthal Damat'ta. Facebook Yaman Tüzce de bir mesaj. İletişim Facebook Yaman Tüzce. Evet. Sevgili Yaman, bu çalışmaları tabii destekliyoruz. Bütün çalışmaları destekliyoruz. Desteklemeye çalışıyoruz. Elimizin erdiği, gücümüzün yettiği kadar. Güzel şeyler çıksın. 10 kişi ya da 3 çocuk ilgi duysa tiyatroya bu bizim için kârdır diye belirliyoruz. Çünkü o kadar çok sorunlar, o kadar çok şeyler var ki başka farklı alandan esen rüzgarlar var ki sanatla hercümerci olan, onunla karışan insanların başarısı. Bu çok önemli. Tiyatroda meşgul olanlar, çocukların, gençleri bir, kültürleri arttığı gibi Türkçeleri gelişiyor. Bir de oturup kalkmasını, kendine güvenmesini, o self confidence dedikleri o güveni sağlıyor. Bir yerde oturuyor, kalkıyor, konuşması. Her şeyi değişir tiyatro yapanın. Çok yararlı. Küçük odalara çocuklar o büyük dünyalarıyla kapanmıyorlar her şeyden evvel. Evet. 13 saat, 12 saat ekranların başında ne izlediğini de bilmediğimiz zaman zaman. Evet. Ve çok ciddi bir siber saldırının altında da olabilirler. Evet. Sonra bu çocuklara ne oldu diyoruz. Türkçelerinin zayıflığından dolayı çok sıkıntı çektiklerini görüyoruz. Ve karışmak istemiyorlar. Halbuki biz bir oyun bile çalışsa tıkır tıkır konuşmaya başlıyor. Bu konuda çok başarılı çocuklar var. Daha doğrusu ailelerin başarılı seçimleri var. Çocuklarını tiyatroya verdiler, veriyorlar. Evet. Ve biz bunları gördükçe de seviniyoruz. Onları da ekrana taşıyoruz. Harika. Yaman, yani ne söyleyeyim? Yine bir programın sonuna geldik. Eğlenceli olduğunu düşünüyorum. Ama şöyle bir şey yapalım mı? Zaman zaman çok farklı konularda arka bahçede daimi konuk olarak hatta zaman zaman yer değiştirerek. Sen nasıl çünkü istersen. Çünkü bir ustanın sunuculuğunda ben de kimmişim neymişim belki de böyle bir yer değiştirerek hoş programlar üretebiliriz diye yapılır. Ben 6 yıl TRT'nin İzmir Televizyonu çektiği Erkan Yolacın sunduğu böyle zıplayarak hayır oynattı. 6 yıl her hafta o programı uçuyorduk. Partnerim vardı Uğur Böceklerinden. İzliyorduk. Zeki yurtbaşı. O Pişekar yani straight man dedikleri. O devamlı soruyor ben komik. Bir gün dedim ki yahu yerdeşin. Sen komik ol. Çünkü ben yazıyorum skeçleri. Onun üzerine elbise giyiyor.
Ben bir şeker olayım falan. Abi bir komedi oynadı. Yani bu kadar mı güzel, güzel olur? Bu bana cesaret yıllarca verdi. O komik bir tane şey var, çeneli bir şey vardı onun partileri. Evet, var, var. Onun gölgesinde sadece evet hayır diyen bir adam olarak kalmış. Ondan sonra arada bir, senin dediğin gibi şimdi, arada bir yer değişiyorduk. Evet. Çok güzel oluyor. Olabilir. Bunun çok sözünü güzel aldım gibi sanıyorum. Çok güzel oluyor. Neyse tamam, nasıl, yaparız. Nasıl dizayn zaman geçiyor ve gerçekten sevgili Yaman Tüzcet'e teşekkür zamanı geldi. Ben teşekkür. Burada noktayı vuruyoruz. Daha doğrusu virgül koyalım. Devam edelim. Güzel. Ve virgül koyduktan sonra da bu bir dahaki programda da ekrandaki mürkçemiz konusuna da değineceğiz. Ya. Ekranda çok büyük sakatlıklar var. Çok. Yani Türkçenin yanlış kullanılmasına değindiğiniz bir kitap var. Sadece o kitabı konu alsak bir programı çıkarırız diye düşünüyorum. Harika olur. Çok çok da eğlenceli. Evet, eğlenceli olur. Sevgili izleyiciler, Yaman Tüzcet'le programın bu bölümünü öyle diyeyim noktalamış buluyoruz süremizin yettiği kadar. Önümüzdeki hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olabilmeyi umarak her şey gönlünüzce olsun diyorum. Esen kalın.